minimum maliyet maksimum kar olsun diye esnaflar vardı. Telefonlar niye anlattım ben, eski telefonları bu yüzden. Eski telefonlar bunlar çok hızlı bir pazarı vardı eskiden. Herkes her yeni model çıktığında almaya çalışıyordu falan, öyle bir heyecan yaratılıyordu. Bu telefon alım satımı yapan dükkanlarda da böyle günde herhalde her bir dükkanda 100-200 tane telefon el değiştiriyordu. Telefonlar durmadan değişiyordu. Yani çıkan her telefonu herkes alıp denemek istiyordu. Eskiden çok pahalıydı, şimdi ucuzlamış, o telefonla alıp biraz deneyeyim diyenler oluyordu. Şimdi bazı dükkanlar vardı abicim. Şimdi adam giriyor, tamam mı? Orada kulak misafiri oluyorsun. Bazı esnaflar vardı. Böyle giriyor adam içeriye. Bunu şimdi Apple'a bağlayacağım. Adam giriyor. Abi diyor işte mesela nedir o Nokia 3310 var diyor. Çıkarıyor, al bunu satacağım, paraya ihtiyacım var falan filan diyor, tamam mı? İkinci el. Telefoncu dükkancı da diyor tabii kardeşim ayıp ettin, tam yerine geldim. Bakıyor. Sonu abi diyor bunun bataryası değişmiş, bu tamir görmüş. Yani işte ekranı az kötü gözükmeye başlıyor abi hep filan. Dümenden birini aramış gibi yapıyor. Alo Cevat orada mı, sesim geliyor abi ses. Sonra kapatıyor. Adamcağıza da diyor ki abi diyor sesi düzgün gelmiyor bunun ya, bak bu bayağı eskimiş kanka. Ne istiyorsun kardeşim buna diyor. Bak şimdi mesela o telefonu kendisi satarken diyelim, atıyorum bir fiyat verelim, hani 1000 liraya satıyor diyelim o telefonu aldıktan sonra. Şimdi adam da piyasada o telefon ikinci eli 1000 liraya satıldığını biliyor, enayi değil. En azından bir yarısını alayım bari diyor adamcağız, hani paraya ihtiyacım var. 500 isterim abi diyor. O etmez baba diyor ya, ben sana 500'e vereyim ha, burada 1000 tane var falan diyor dümenden. Hani bunu isterse 200 veririm anca ya, istersen başka yerde göster abi bunun işte şurası, saymaya başlıyor. İşte ses iyi gitmiyor, titreşimi herhalde bozulmuş, iyi titremiyor. Ulan ne 2 dakikada her yerine denedin yani. O standart paket, o esnaf maliyeti minimumun da altına düşürecek ille yani. Neyse adam ya tamam lanet olsun diyor, 200 lira ver lan diyor, tamam alıyor onu. Şimdi arkadaşına diyorsun ki oğlum bak adamdan 200 kârda aldı, bak işte esnaf, bak bu şeytan esnaf. Bak şimdi bir adam paşam ben ikinci elini şu kadara satıyorum, bu da iyiymiş güzelmiş tamam okey, şu kadar eder demeyip de yarım saat o malı kötülerse satıcı garibana, bil ki o telefon filan o cihaz sağlamdır, bu minimum maliyet maksimum karcı bir esnaf. Bak şimdi dedim mala, bak şimdi içeri girelim soralım bak ne diyecek. Çünkü sen dersin ki içinden bu garibana şurası bozuk burası bozuk deyip garibana çok ucuza kapattı. Bozuk der adam, sana satmak istemez. Abi yaptırayım öyle satayım der. Hani onu beklersin. Sen kendin esnaf olsan öyle yaparsın. Abi daha yeni satın aldım bunu. Bunda bazı arızalar var galiba, şüpheleniyorum. Ucuza aldım zaten. Başka bir telefona bak, ben bunu yaptıracağım falan deriz. Sen ben olsak hani, tamam mı? Neyse arkadaşımla dedik bak dedim öğren. Bak hayat dersin. Bir şeyler kap bu adamdan. Şeytan esnaf bu. Girdik. Dedim kardeş bu telefon lazım. Ne baktın abi? Mesela bak bu 33 olur dedim. Ne kadar falan filan. Tam onu istedim. Adam neydi? İşte diyelim işte adamdan 200 liraya aldı. Piyasada 1000 liraya satılıyor değil mi? Adam 2000 lira fiyat çekti mesela. İki katı böyle. Şöyle diyor adam. Mal mahiyar baba. Tamam mı? Mahiyar bir maldır yani. Mahiyar yani, tamam mı? Bu 5 saat konu şarjı bitmez. 10 saat konu. Bu dünyanın en iyi Nokia telefonu falan yani. Bulup bulabileceğin, bu çarşıda gezip de ikinci elde falan bulabileceğin en kral, en sağlam 3310. Sıfırdan farkı yok. Sıfırdan tek farkı, sıfırın yanında fatura veriyorlar. Daha pahalıya alıyorsun, enayi durumuna düşüyorsun. Böyle bir propaganda yaptı. Arkadaşıma baktım yüzüne, mesela arkadaşımın. Arkadaşım böyle ulan ağzı açıkta kaldı çocuğun. Az önce adamdan piyasa satıldığı fiyatın 3-5 katında birini alıyor adam ikinci eli. Ya %700-800 kar koyup satmaya, %1000 kar koymaya, 10 katına satmaya çalışıyor. 5 dakika önce bu galibanın birinden aldı gözümüzün önünde. Neyse. Dedim abi yani şimdi bu sıfır ne kadar abi bunun? Yanlış anlama da sen işte 2000 istiyorsun, bunu sıfırda 3000. Azıcık daha koy, ben gider 3 kağıda 3000'e sıfırını alırım baba falan. Aynı kardeşim, bunun sıfırdan farkı yok, sen bilirsin yani de. Sıfırdan farkı yok. Bu mahiyar, bak sen kullan. Bir arızası olursa gel. Biraz daha bakalım hocam dedim. Bir bakarız. Sen de onu bize ayır dedim. Kapora ver. Yok, kapora vermeye gerek yok. O kadar da bir ucuz vermedin. Fiyat ucuz söylesen kapora verirdik ama dedim. Hele biraz daha çarşıyı gezecek. Şimdi direkt ilk sorduğumuz dükkandan almak da dedim biraz gönlümüz diğer dükkanlarda kalır. Bir fiyatı araştırarak hele. Peki siz bilirsiniz. Gezin kardeşim yerinde adam. Tamam, çıktık dükkanın önüne. Şimdi az öteye gittik. Bir başka dükkanın önüne gittik arkadaşlar. Dedim bak şimdi iyi bak. Adam nedir? Bir ürün getirdiler. Bir müzik seti mi nedir? Bir elinde bir şeyle geldi. Ben dedim bak bunu bekliyordum. Birileri bak şimdi elinde bozuldu diye gelecek. Şimdi adam az önce diyordu ki bunun firması 3 sene falan, adam bize böyle diyordu mesela telefona. Bunun firması 3 sene 5 sene garanti veriyorsa ben ömür boyu veriyorum. Bunun garantisi şahsen benim falan, tamam mı? Böyle yutturuyor bizi. Dedim gel bak şimdi kulak misafiri olarak yine dükkanın önünde durak. Dükkanın da önüne telefon dükkanı ama film afişleri de asmış herifçioğlu bir iki tane falan. Orada dükkanın önünde duruyoruz. Bekliyoruz. İçeriye dinliyoruz. Adam bizim suratımızı görmüyor filan. Tamam ya, o haberi yok yani ne benim şey yaptığımı. Neyse işte şey yaptım. Dedim gel bakayım o adam elinde ne getirdi acaba, bir bakalım. O kesin bu bozuk bir şey sattı bu herif. Tamam mı? Bak işte. Daha bu dedim esnafın bu esnafın kapısı önünde beklesem bugün 10 tane daha bozuldu diye bir şeyle gelir. Gittik. Harbiden adam almış. Aldığından itibaren bir götürür götürmez hemen arızalanmış. Adama dediği iş laf şu. Abi bu elektronik alettir, ikinci eldir. Sen şuradan şu kapıyı attığın andan itibaren senin sorunun, kusura bakma. Benim bildiğim tamirci var, ona yönlendireyim, senin masrafı senden baba, kusura bakma. Dükkandan adımını attığın an. Ben o lafı duydum. Kapıyı abi dedim, kulak misafiri oldum. Demin telefondan ömür boyu garanti garantisi benim diyordun. Adam kahkahaya bastı. İşte dedi esnaflık böyle bir şey falan. Ben de kahkahaya bastım. Ha helal olsun ha falan dedim. Bizim arkadaşı kolundan tuttum. Bizim arkadaş yükseliyor. Adamı dövecek neredeyse.